Evet arkadaşlar bir kısa yolla daha karşınızdayız. Buradaki soruda bize verilen bu ifadedeki çarpan ve işlemlerine gördüğünüz gibi köklü sayılar karıştığı için aslında işlemlerin detayı zor. Peki bu zorluğu aşmanın yolu ne olabilir? Tabii ki iki küp farkı, iki kare farkı bunları kullanarak bu işleri yapacağız ama sorudaki bize verilen bu köklü ifade soruyu zorlaştırdığı için bundan kurtulmanın yollarını deneyeceğiz. Peki bu yolları nasıl aşacağız? Buyurun bakalım başlayalım. Önce orta mesafede bir soru çözümüyle başlayalım. Kök x'ten nasıl kurtulurum? Bugünün sorusu bu. Kök x'e a dediğimi düşünürsem x neye eşittir a kare? Demek ki kök x gördüğüm her yere a, x gördüğüm her yere a kare yazabilirim. Peki bu da bu sorunun eşitinin şöyle olduğunu. A çarpı a kare a küp eksi 1 bölü a çarpı a kare a küp eksi a çarpı diyorum, ters çeviriyorum a artı 1 bölü bu ifadenin ise a kare artı a artı 1 olduğunu görürüm. Aslında sizi biraz kurtardım gibi. Yani buradaki ifade benim için şu anda gayet temiz bir hale geldi. Diyorum ki buradan sonraki ifadeler çarpanır ayırma. Küp açılımı a küp eksi 1 a eksi 1 çarpı a kare artı a artı 1 çarpı a artı 1'dir. Bölü buradaki ifade ise a parantezinde alınca a eksi 1 çarpı a artı 1 2 kare farkından a kare artı a artı 1'dir. Gitti 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 diyorum. Demek ki soruda geriye kalan ifade direkt 1 bölü a'ymış. Yani bu da sorunun cevabının a ise kök x olduğuna göre 1 bölü kök x olduğunu gösterir. Peki bundan daha kolay bir şey yapabilir miyiz desek? Bir düşünelim. Evet yapabiliriz. Doğru. Ben bu soruda mavi kalemi elime alıyorum ve kısa yol diyorum x'e kök dışına çıkacak bir sayı ver. Mesela x eşittir. Kaç olsun? 16. Ona bir ev ver baba. Peki. Diyorum ki buradaki ifadede x gördüğüm yere 16 yazarsam bakalım sonuçta neler çıkacak. Ha diyeceksiniz ki niye 4 niye 1 vermedin? Amaç şu. Paydayı sıfırlamamak. 1 verirseniz işte 1-1 0 ya da 1-1 artı 2 şeklindeki sayıları çok rahat ulaşabilirsiniz. Buradaki ifadeler ise o sizin vereceğiniz ifadeyi Aynı şıkkı getirilir. Mesela ben burada 16 verirsem. Bu 4'tür. Bu 1 bölü 4. Bu ise nedir? 3. Burası ise nedir? 1 bölü 3. Burası nedir? 1 bölü 5. Şıkların hepsi farklı çıktığına göre cevabın ne olduğunu biliyor olacağım. Buyurun yerine yazıyorum. 16 çarpı 4. 64 eksi 1. 63 bölü. 16 çarpı 4. 64 eksi 4. 60 çarpı. Burası 16 yazarsak kök 16 ne yapacaktır? 4. 1 daha 5. Yukarı yazıyorum. 16, 20. Burası da ne yaptı? 21. Bakın bunlar gitti kaldı 3. 3 kere 5, 15. Bunlar gitti kaldı 1 bölü 4. Demek ki şıklarda x gördüğüm yere 16 yazdığım zaman cevabı 4 olan şık bolu seçeneği olduğuna göre bu sorunun doğru cevabı nedir? B'dir diyorum. Demek ki sayı ver geç. Hoşçakalın.